Şimdi şeker maliyetleri böyle. Bir baklavacıya gideceğiz. Çünkü baklavanın içine konulan Antep fıstığının kilosu 400 lirayı aştı. Fiyatı da öyle 400 liraya yakın bildiğim kadarıyla baklavanın. Baklava üreticileri fıstıklı baklava üretmeme kararı aldıklarını açıkladı. Bir süre cevizli ve fındıklı baklava yapacaklarını duyurdular. Acaba bir tepsi baklava kaç liraya mal oluyor? Baklavanın içine ne kadar fıstık konuluyor? Diğer baklava çeşitlerinin fiyatları nasıl? Bir kilo baklava ne kadar? Öznur Karslı Çetin Erşin bir baklavacı da ve bütün bu soruların cevaplarını yerinden bize aktaracak. Öznur? Evet Serap Belet, şu anda birinci sınıf Gaziantep bir baklavacısındayız. Burası orijinal Antep fıstığından ürünler yapan bir baklavacı. Dernek böyle bir karar aldı çünkü şu anda Antep fıstığının kilosu 440 lira. Geçen yıl kilo fiyatı 160 liraydı. %200'e yakın bir artış var. Gıdada birçok kalem üründe biliyorsun bu artışlar olmuştu. Un, şeker, özellikle pastacılık ve unlu mamul ürünleriyle ilgili bu zamlar esnafı etkilemişti. Dolayısıyla son gelişmede baklavacıların tarafında yaşandı. Böyle bir karar aldılar. Ne diyor baklavacılar? Diyorlar ki gıdada birçok üründe olduğu gibi Antep fıstığında da bu yıl stok yapıldı. Çünkü her yıl olan rekolte oldu bu sene. Herhangi bir iklimde sorun olmadı, don olayı olmadı. Don uyarısı yapılmıştı ama gerçekleşmedi. Buna rağmen rekoltede de bir düşüklük olmadı. Aynı ürün, aynı hasat yapıldı ama stokçular, fırsatçılar belli sayıda stokçu elde olan ürünleri topladı. Şu anda piyasaya, yani biz esnafa, işletmecilere yüksekten Antep fıstığını satıyor diyorlar. Dolayısıyla biz de böyle bir karar aldık. Yani bu karara uyan işletmeler Türkiye genelinde bundan sonra tezgahlarda fıstığın fiyatı düşene kadar cevizli ya da fındıklı baklava görecekler. Çünkü şimdi fiyatları söyleyeceğim. Arada epey bir fark var. Senin de sorduğun ilk soruyla başlayalım. Bir tepsi baklavanın maliyeti işletmeciye, esnafa 600 lira. Yani bu bir tepsi fıstıklı baklavayı dükkana getirirken 600 lira ödüyor. Buraya geldiğinde de satış fiyatı ortalama 700-750 lira arasında. Bunun içinde tabii ki esnafın işçi maliyetleri, personel giderleri, dükkan kiraları vesaire de var. Dolayısıyla bu fark da koyulmak durumunda. Geçen yıla göre hem baklavanın tepsi fiyatında hem fıstığın fiyatında ciddi bir fark var. Kilo fiyatı şu anda 240-250 lira arasında baklavanın. Geçen yılsa 140-160 lira arasındaydı. Yine kilo fiyatında da önemli bir fark olduğunu görüyoruz. Bir tepsi baklavaya Serap 450-500 gram fıstık koyuluyor. Yani esnaf bir tepsi baklavaya koyduğu fıstık için bugün kilosu 440 lira dersek 220 lira gibi, sadece bu bir tepside 220 lirası bu bir tepsinin fıstığa gidiyor. Orijinal Antep fıstığına gidiyor. Dolayısıyla fıstığın fiyatı böyle gittikçe de alternatifler devreye girmek zorunda kaldı diyor baklavacılar. Cevizli peki, cevizli ve fındıklı baklavanın fiyatı ne diye sorarsak onları da söyleyelim. Bayağı bir fark var dedim. Cevizli baklavanın kilosu 180-200 lira. Fındıklı da aynı şekilde 180-200 lira arasında. Tabii işin içine fıstık girince fiyat 240 lirayı aşıyor. Fıstıklı baklava geçen yıl dediğim gibi 150 lirayken şu anda en düşüğü, değil mi beyefendi? 240 liradan başlıyor. Tabii çeşitleri farklı olmakla birlikte fiyatlar da değişiyor. Ürünler bu arada bu dükkanda şu an size gösterdiğimiz fıstıklı baklavalı ürünler son ürünler. Buranın sahibiyle az önce konuştuk. Bir tepsi dolma, burma mı diyorsunuz buna? Fıstıklı dolma, evet. Bu son bir tepsim dedi mesela. Bunun kilosu 330 lira. Fıstığın en çok gittiği, yani bu ürünün %80'i Antep fıstığı, kilosu 330 lira. Yani baklavadan tabii ki çok daha pahalı. Burası kuru baklava, yine %60'ı, %50'si neredeyse, evet, Antep fıstığıymış. 240 lira kuru baklavanın kilosu. Cevizli baklava ile fındıklı baklava arasında da epey bir fark var. Bu arada sadece fıstık fiyatı değil, baklavacılar
orijinal Antep baklavası yaparken orijinal fıstığın yanında baklavalık orijinal un ve şeker kullanıyorlar. Bunların da şu anda kilo fiyatları 1100 lirayı geçti diyorlar. Dolayısıyla Baklavacılar Derneği'nin bu kararına önümüzdeki günlerde işletmeciler bir bir uyacaklar gibi görünüyor. En azından bir 2-3 ay fıstıkta fiyatlar normal her esnafın ulaşabileceği seviyeye düşene kadar bir süre cevizli ve fındıklı baklavayla devam edeceğiz diyorlar. Çünkü baklava fıstıklı ürünlerde %25-%30 da satış kayıpları var Serap Belet. Öznur Karslı Çetiner, çok teşekkürler. Şimdi birkaç ay böyle bir karar alındı. Fıstıklı baklava yapmayacağız diyor baklavacılar. Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Bağdat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım'la şimdi konuşacağız. Gün ortasında konuğum Mehmet Bey, hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk efendim, merhabalar. Şimdi ben size fiyatları geçen yılla kıyaslamalı da soracağım ama bu son kararla başlayayım istiyorum. Böyle bir karar alarak bu konuda bir suistimal varsa bunu kırmayı mı hedefliyorsunuz fiyatların normale dönmesi için? Nasıl bir hedefiniz var fıstıklı baklava yapmayı durdurarak? Evet, bu yükselmiş olan, hiçbir şekilde yükselmiş olan Antep fıstığındaki bu fiyatları kırmak amacımız. Çünkü böyle bir açıklama yapmayı neden lüzumlu gördük? Fıstık fiyatlarını şu anda 440 liraya kadar çıkarttılar ama 500 liralardan, 600 liralardan bahsediliyor. Yani bu fiyatlara çıkartacaklarından bahsediyorlar. Yani bu yerinde duracak da değil gibi gözükmediği için böyle bir açıklama durumunda kaldık. Zaten bizim buradaki en büyük amacımız fıstık fiyatlarını geri getirmek. Çünkü baklavacılık sektöründe çok ciddi sıkıntılar oluşmaya başladı. Kiralarını ödeyemez duruma geldi. Demin bak görüntülerde gösterdiniz. %80'i fıstık kilosu 330 liradan satıyor arkadaşımız. O fıstığın kilosunu 440 liradan aldı. Nasıl kar edecek o sattığı, o kadar emek verdiği bir tatlıdan nasıl kar edecek? Zarar ediyor. Öyle olunca da çok ciddi manada sektörde büyük sıkıntılar oluşmaya başladı. Yani fıstığa gelen zammı biz ürüne yansıtamıyoruz. Ürüne yansıttığımız zaman da satışlarımız düşüyor. Çünkü tüketicinin alım gücünü ettirdik dolayısıyla. Zaten mecbur yapılan zamlar karşısında da zaten piyasada şu anda en az %25-%30 civarında da satış kaybı yaşamış durumdayız şu anda. Peki geçen sene bu zamanlar ne kadardı fıstığın, Antep fıstığının kilosu? 8. ayda mahsul zaman 160 liradan başladı. Kaç lira? 160 lira. 8. ayda 160 liraydı. 9 ay önce yani 160 liraydı. Sıradan başladı. Buralara kadar geldi. C'ye kadar Ramazan'ın ortasına kadar 240 lira bandındaydı. Ramazan'ın ortasında meteorolojiden alınan bilgiye göre Gaziantep valimiz fıstıkta çiftçilerde zirai don uyarısı yaptı. Bu zirai don uyarısı yapıldığı gün 30-40 lira yükselttiler fıstığın fiyatını. Sebebi ne? Dediler ki bu fırsatçılar fıstığa don vuracak, önümüzdeki sene fıstık olmayacak dediler. Bu zirai don bahane ederek. Fakat 3 gün içerisinde 100 lira fiyat arttı. Zirai don da olmadı. Sonra tabii doğal bir olarak oluşan bazı kesimlere dolu yağışını videolara çekerek sosyal medyada paylaştılar. Dediler ki fıstığı dolu vurdu, bu sene fıstık yok. Yine artırdılar. Türlü türlü bahanelerle ve kendi aralarında çok cüzi alışverişler yaparak bu stokçular fıstığın fiyatını 440 liralara kadar çıkarttılar. Ne kadarı bu piyasanın stokçuların elinde? Şimdi stokçular diyorsunuz ya, anlamak için bak, soruyorum. Yani ne kadarını etkiliyor? Bu suistimali bak, herkes mi yapıyor Mehmet Bey? Maalesef az değil. Az sayıda insanlar. Fıstıktaki en büyük problem şu. Kayıt dışı, fıstık kayıt dışı. Fıstık kayıt dışı alışveriş yapıyor. Yatırım aracı olarak görülüyor fıstık. Bugün parası olan insanlar, doktor olur, avukat olur, sektörün dışında insanlar, hırdavatçı olur. Bunlar paralarını fıstığa bağlıyor. Onlarca fıstık alıyorlar, koyuyorlar. Çünkü fatura yok. Herhangi bir vergisi yok bu işin. Dolayısıyla fıstığı koyuyorlar, fıstığın fiyatı yükseldiği zaman da fıstığı satıyorlar. Bu işten
kar elde ediliyor. Yani bir nevi alsat, emlak alsatı gibi yatırım yapıyor. Şu kadar ton, şu kadar kilo alayım, bir süre kenara koyayım. Fiyatlar artarak devam ediyor. Uygun fiyatı gördüğümde de ben de bundan piyasaya satarım. Bu mu işliyor? Bunun neden önüne geçilemiyor? Aynen böyle. Şimdi kayıt dışı olduğu için biz bu zamana kadar Tarım Bakanlığı'yla da görüştüğümüzde, Tarım Bakanları'yla da görüştüğümüzde, diğer bakanlarla da görüştüğümüzde biz bunun çözüm önerilerini sıraladık. Aslında yapılması gereken şu. Tarım Bakanlığımız çiftçiye desteği araziye veriyor. Araziye verdiği için de bu hiçbir ürün kayıt altına alınamıyor. Bizim talebimiz şuydu. Araziye değil, ürüne talep destek verilsin. Ürüne destekleme verildiği zaman gelen tüm çıkan ürünleri kayıt altına alırsınız. Dolayısıyla mesela örnek vereyim. Fıstıkta rekolte ne kadar? İnanın fıstıktaki rekolteyi kimse bilemez. Niye? Kayıt dışı çünkü. Birisi arıyor, gazeteciler veya basın mensubunu birisi arıyor. Mahsul zamanı bir Antep'teki Ziraat Odası Başkanı veya da işte bir sivil toplum örgütünün başkanını arıyor. Diyor ki fıstık bu sene ne kadar rekolte bekliyorsunuz? O da diyor ki 250 bin ton rekolte bekliyoruz diyor. İşte bu rakam baz alınıyor. Resmi rakamlarda bu rakam üzerinden gidiyor. Bütün Türkiye'de bu rakam üzerinden gidiyor. Eğer 100 bin ton deseydi 300 bin ton olarak gidecek. 200 bin ton deseydi 200 bin ton olarak gidecek. Tahmini rakam. Yani veriler bir sisteme girilmiyor ve net olarak biz rekolteyi de bilemiyoruz. Ve kayıt dışı olarak da elden ele bu fıstık dolaşıyor diyorsunuz. Şimdi bu birkaç ne kadar sürdüreceksiniz bunu? Neyi hedefliyorsunuz? Yani bir toplu protesto yapıp, çünkü turizm zamanı turistler çok fıstıklı baklava alırlar. Yani bütün baklava üreticileri buna uyacak mı, uyabilecek mi? Ne umuyorsunuz? Şimdi biz bir konuya dikkat çekmek istedik. Dolayısıyla... İnternet bağlantısında bir kopukluk oldu. Bakalım geliyor mu sesi Mehmet Bey'in? Evet, buyurun, duyuyoruz Mehmet böyle Bey. Böyle bir çağrıda bulundu. Bizim asıl talebimiz şu. Hazine Bakanlığımızda görüşmemizde fıstığın ithalatının serbest bırakılmasını istedik. Bu stokçuların hevesinin kursağında kalması için. Hazine Bakanlığımız da bize söz verdi. Bakın, çekerdeki ithalatın açılmasını biz sağladık. Görüşmelerimiz sonucunda. Çekere ithalat izni aldık çok şükür. Ama fıstığın da ithalatı için şu anda Sayısına Bakanlığımızdan aldığımız bilgiler fıstığın ithalatının açılması yönünde hazırlıkların yapıldığı. Kısa bir zaman içerisinde fıstık ithalatı serbest bırakılacak. Bu stokçuların da hevesi kursağında kalacak. Burada da şunu açıklamak ben istiyorum. Bugün ben dünkü yaptığım basın toplantısından sonra bugün birçok yerden telefonlar geliyor bize. Tehditler alıyoruz. Bu stokçulardan tehditler alıyoruz. Bazıları farklı algılıyor. Benim kullandığım bir haramzade laf var. Bunların çok zoruna gitti. Bizim ekmeğini fıstık ticaretinden kazanan, işini düzgün yapan esnafa hiçbir lafımız yok. Onlar bizim başımızın tacı. Zaten onlarla da iç içeyiz. Onlar da bu işlerden şikayetçiler. Onlar da çünkü ciddi manada sıkıntı yaşıyorlar. Evet. Benim lafım az sayıda olan, bu işten büyük para kazanan stokçulara benim lafım. Yine tekrarlıyorum. Haramdır, haramzadelerdir. Haramzadelerdir. Biz bunlardan da korkmuyoruz. Ama Peki. Şunu biz de yüz binlerce insan bu tatlı sektöründe ekmek yiyor. Böyle yaparak bu insanları çok ciddi manada sıkıntıya sokuyorlar. Son cümlenizi almam gerekecek Mehmet Bey. Aynı zamanda da tüketicilerin hakkına giriyorlar. Çünkü tüketicilerin de alım gücü düşüyor. Tatlı yemek istediğinde yiyemiyor. Evet, herkese etkiliyor. Bir yandan da daha işte sahteciliğinde şeker yerine glikoz şurubu, fıstık yerine bezelye vesaire vesaire birçok örneğinde görüyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Yayın süremizi doldurduk ama detaylıca anlattığınız sorunu Mehmet Yıldırım. Umarım sonuç getirir bu protesto. Çok teşekkürler.